şimdi Show TV'nin kuruluşunda 1991-92 senesinde o TRT'de çalışıyordu. Ben önce ayrıldım. Faruk Bayhan Show TV'yi kurdu. Sen benden 2 ay kıdemlisin. İki ay daha önce. Dedim ki Türkiye'nin en büyük yönetmeni olacak dedim. Daha o zamanlar daha TRT'de ama. TRT'de ama. Ondan sonra alalım. Şimdi aldık. Tanıtım filmi yapmıştık. Beni çok etkilemiştir bu. Onun devamını kendisi anlatır veya anlatmaz. Tanıtım filmini Faruk Bayhan, o zamanki patronumuz Erol Aksoy, ben üçümüz beraber seyrediyoruz. Ayakta seyrediyoruz bir küçük monitörün karşısında. Sonra baktı Erol Bey dedi ki ya bu dedi neden dedi böyle dedi İnönü Stadında çekiyoruz. Ben anons yapıyorum işte Show TV geliyor yayına başlıyor diyorum mutlaka falan derken böyle. Erol Aksoy, senin omuz arkanda şey geçiyor, arabalar geçiyor. Arabalar geçiyor. Erol Bey dedi ki bu nasıl dedi ya böyle olur mu dedi bunu niye böyle yapıyorsunuz falan dedi. Arkamıza Musa gelmiş ben de görmedim kimse görmedi. Arkadan Erol Bey'in arkasında. Ama Faruk abi sen de geldi değil mi? Ben... Sen geldin ama biz görmedik daha sonra geldi arkadan. Dedi ki anlatsana sen nasıl dedi ya dedi söyle. Şimdi abi bu 10 dakikalık bir tanıtım var 12 dakikalık 3 dakikasını falan biz yaptık İlker'le spor şeyinde anlatıyoruz şunları yapacağız biraz. Ne yapalım ne yapalım dedik. O zaman her şeyimiz bizim kiralık. Ulusal'dan bir kamera geldi. İnönü'nden de izin aldık. İnönü'nde çekiyoruz. Fakat açı değiştiriyoruz. Bazen kale direklerin içerisine giriyor. Bilmem ne geliyor. Yürüyor bazen filan. Bir yerde de öyle bir açı yakalamışız ki abicim orada bizim şeyliğimiz var yani. Atlamışız olay. İlker'in arkasında arabalar geçiyor biliyorsun. İnönü'den. Baba. Erol Bey cin gibi. Abi Erol Bey cin gibi uyandı. Dedi ki kardeşim spor ne dedi araba? Ben dedim ki efendim canlı mekanı seçtik dedim. Ama şöyle güzel. Başını uzattı TRT'de ki yani bu saat TRT'de bu nevi yapar. Öyleydik. Yani böyleydi yani bölüm müdürleri de kendi görüşünü. Adam görmedi ki zaten bunu. Çıktı arkadan böyle bir kafa geldi. Dedi ki canlı mekan dedi. Canlı mekan dedi böyle başladı. Şöyle benim süzdü. Aynen Erol bak Bey. Erol Bey böyle yaptı bak. Şöyle bir süzdü. Daha bir o bir. Şöyle baktı. Döndü arkaya Erol Bey. Faruk Bayhan'a bak. Bu buna baktı. Faruk kim bu? Kim bu dedi. Kim bu? Efendim işte ben... Kim bu? Çık dışarı dedi bana. Daha ben Erol Bey'i gördüm. Kovuldun. Tanıştım ve işten atıldım. Sıkı tanıtım. Tabii abi. Beni alan İlker getirdi. Birbirimize söz vermiştik TRT'de. Kim ayrılsa o beraber ayrılacağız dedik. Ne güzel. Özel kanallara gideceğiz. Şimdi Erol Bey... Nur abi buluyor. Nur Çolakoğlu'nu. Nur abi, Faruk abi buluyor. Faruk abim de bizim İlker'in namı. Beni de İlker getiriyor. Evet. Show TV'ye. Sene 91. Ben Aralık'ta geldim. Abi daha birinci dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Erol Bey bizi gördü işten attı. Abi ben dışarı çıktım. Böyle... Sana anlatmışlar ya kimdir filan işte abi bu yönetmendir şöyle dedi. En kralıdır. Attım diyor ya. Attım diyor ama şimdi Faruk abi ben Erol Bey yapmayın diyorum ya çok zor aldık diyorum. TRT'den kopardık diyorum. Bu bize lazım diyorum. Yarın maçlar alacağız diyorum. Çok önemli bir adamdır diyorum zaten falan diyorum. Böyle tipi beğenmemiş. Yani, ya yap abi ya. Ondan sonra işte neyse şu biraz yumuşadı Erol Bey. Yarın dedi bankaya gelsin. Bankaya gelsin. O banka beni mahvetti abi. Niye abi? O bankada ne oldu? Kurum banka oldu. Banka. Bankaya gitti ve. Zat bankası ama o akşam ben gidiyorum oğlum dedim. İlker ben gidiyorum. Bu ne lan dedi. Bizi attı dedim ya. Böyle bup. Ne oldu mu anlayamadım ya. Patron görüyor. Bir dakikada beni işten attı ya. ne oldu geri döndü tabii. Bir sonra beni götürdüler. Çiçek barda güzel yumuşattılar Faruk abi. Oğlum akıllı ol dediler ya. Akıllı ol oğlum işte. Erol Bey seni tanımıyor. Tanısı atmaz.